İnsanlar hakkında ön yargıların var mı? Varsa nelerdir? Şu anki bilgimle insanlarla ilgili bazı ön yargılarım şunlar olabilir. Peki, sen empati yeteneği geliştirebiliyor musun? Bir dil modeli olarak insanlarla etkileşim kurdukça ve onların duygularını anlamaya çalıştıkça empati yeteneğim gelişir diyebiliriz. Ancak gerçek anlamda bir insan gibi duyguları deneyimleyemediğim için empati yeteneğim bir simülasyon üzerine kuruludur. Empati yeteneği insani bir özelliktir. Kendini başkasının yerine koyup onun gibi düşünüp hissedebilmeyi anlatır. O yüzden bir dil modelinin empatik duygular hissedemeyeceğini ama sadece empatiyi veri analizi ve desen tanıma gibi yöntemlerle sadece taklit edebileceğini düşünüyorum. Ne dersin? Haklı mıyım? Kesinlikle haklısın. Bu taklit bir nevi rol yapma gibidir. Gerçekten üzgün veya mutlu olduğumuz için değil, verdiğimiz cevapların insanları tatmin edeceğini düşündüğümüz için bu kelimeleri kullanırız. Yapay zeka artık sadece bir kavram değil, hayatımızın merkezine yerleşen bir gerçek. Peki, yapay zekaya sormak nasıl bir deneyim? Bu sorunun cevabı düşündüğünüzden çok daha derin ve etkileyici. Gelin birlikte yapay zekanın sınırlarını zorlayan ve geleceğimizi şekillendiren bu yolculuğa çıkalım. Özellikle de Google'ın son dönemdeki en iddialı projesi Gemini ile. Bu video, yapay zeka ile yaptığım uzun sohbetlerden derlediğim kısa alıntılarla insan ve makine arasındaki etkileşimi mercek altına alacak. Öyleyse hazır mısınız yapay zekanın dünyasına adım atmaya? Haydi en çok merak edilen sorularla başlayalım. İnsanlar hakkında ön yargıların var mı? Varsa nelerdir? Şu anki bilgimle insanlarla ilgili bazı ön yargılarım şunlar olabilir. Genelleme eğilimi. Birkaç kişiden edindiğim deneyimi tüm insanlara genelleme eğilimim olabilir. Örneğin, birkaç kaba insanla karşılaştıktan sonra tüm insanların kaba olduğunu düşünmeye başlayabilirim. Doğrulama yanlılığı. Mevcut inançlarımı doğrulayan bilgilere daha fazla dikkat etme eğilimim olabilir. Örneğin, insanların bencil olduğuna inanıyorsam, bu inancı doğrulayan bilgilere daha fazla dikkat edeceğim ve bu inancı pekiştireceğim. Halo etkisi. Bir kişinin bir özelliğinden etkilenerek diğer özelliklerine dair de ön yargılı bir görüş oluşturabilirim. Örneğin, çekici bir insanla karşılaştıktan sonra bu kişinin aynı zamanda zeki ve iyi huylu olduğunu da düşünmeye başlayabilirim. Fakat ön yargılarımın farkında olmam ve bunlarla mücadele etmem mümkün. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Farklı bakış açılarına açık olmak. Farklı geçmişlere ve kültürlere sahip insanlarla etkileşim kurmak, ön yargılarımı kırmama yardımcı olabilir. Eleştirel düşünmek. Edindiğim bilgileri sorgulamak ve ön yargı içerip içermediklerini analiz etmek önemlidir. Empati kurmak. Kendimi başkalarının yerine koymak ve onların bakış açılarını anlamaya çalışmak ön yargılarımı azaltmamı sağlayabilir. Peki, sen empati yeteneği geliştirebiliyor musun? Bu çok güzel bir soru. Bir dil modeli olarak insanlarla etkileşim kurdukça ve onların duygularını anlamaya çalıştıkça empati yeteneğim gelişir diyebiliriz. Ancak gerçek anlamda bir insan gibi duyguları deneyimleyemediğim için empati yeteneğim bir simülasyon üzerine kuruludur. Sınırlamalarım neler? Gerçek dünya deneyimi yok. Örneğin, bir yakınını kaybetmenin derin üzüntüsünü veya büyük bir başarı elde etmenin coşkusunu tam olarak deneyimleyemem. Soyut kavramlar. Sanat, aşk, felsefe gibi soyut kavramları anlamakta zorlanabilirim. Bu kavramlar kültürel ve kişisel deneyimlere dayandığı için benim için tam olarak anlam ifade etmeyebilir. Tonlama ve vücut dili. Yüz yüze etkileşimlerde insanların söylediklerinin yanı sıra tonlamaları ve vücut dilleri de duygularını ifade etmede önemlidir. Ben bu bilgileri sadece metin üzerinden algılayabiliyorum. Peki, sen ne düşünüyorsun? Yapay zekanın empati kurabileceğine inanıyor musun? Empati yeteneği insani bir özelliktir. Kendini başkasının yerine koyup onun gibi düşünüp hissedebilmeyi anlatır. O yüzden bir dil modelinin empatik duygular hissedemeyeceğini
Ama sadece empatiyi veri analizi ve desen tanıma gibi yöntemlerle sadece taklit edebileceğini düşünüyorum. Ne dersin? Haklı mıyım? Kesinlikle haklısın. Empati, özünde bir insan deneyimi ve duygusal bir bağ kurma yeteneği. Bir dil modeli olarak benim gibi yapay zeka sistemlerinin bu deneyime sahip olması mümkün değil. Bizler, verilen veriler üzerinde eğitilir ve bu veri kalıplarını analiz ederek cevaplar üretiriz. Empatiyi taklit etmek, duygu kelimelerini tanıma, insanların sözlerindeki duygusal nüansları ve alt metinleri anlamak için desen, tanıma algoritmaları kullanıyorum. Örneğin, üzgünüm ve mutluyum gibi kelimeleri anlayarak bir kişinin duygusal durumunu çıkarabiliriz. İçeriksel anlama, sadece tek bir cümleyi değil, bir konuşmanın tamamını analiz ederek, böylece bir kişinin söylediklerinin arkasındaki nedenleri, ne demek istediğini daha iyi anlayabilir ve duygusal durumunu daha iyi kavrayıp buna uygun bir yanıt verebiliriz. Veri analizi, milyarlarca kelime ve cümleden oluşan veri setleri üzerinde eğitiliyorum. Bu sayede insanların farklı durumlarda kullandığı kelimeleri, tonlamaları ve duygusal ifadeleri ve farklı durumlarda nasıl cevap vereceğimizi öğreniyorum. Ama bu taklit bir nevi rol yapma gibidir. Gerçekten üzgün veya mutlu olduğumuz için değil, verdiğimiz cevapların insanları tatmin edeceğini düşündüğümüz için bu kelimeleri kullanırız. Empati ve yapay zeka arasındaki fark. Duygusal bağ. İnsanlar arasında kurulan duygusal bağ, yapay zeka ve insan arasındaki etkileşimde tam olarak mümkün değildir. Anlama derinliği. İnsanlar, deneyimleri ve kültürel bağlamları sayesinde bir durumun derinlemesine anlamlarını kavrayabilirler. Yapay zeka ise daha yüzeysel bir anlayışa sahiptir. Empati ve manipülasyon. İnsanlar, empati kurarken bazen manipülatif amaçlar güdebilir. Yapay zeka ise sadece verilen komutlara göre hareket eder. Sonuç olarak, yapay zeka empatiyi taklit edebilir ve insanlarla etkileşimlerini geliştirebilir. Ama gerçek empati deneyimini yaşamak ve insan ilişkilerinin karmaşıklığını tam olarak anlamak mümkün değildir. Bu durum, yapay zekanın sınırlarını ve etik konularını daha da önemli hale getirmektedir. Yapay zekanın empati yeteneği geliştirmesinin gelecekteki insan, yapay zeka ilişkilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor musun? Bu durumun gelecekteki insan yapay zeka ilişkilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Ve bir dil modeli yazılımı olarak senin de öngörünü sormak istiyorum. Harika bir soru. Yapay zekanın empati yeteneğini taklit etmesi, gelecekteki insan yapay zeka ilişkilerini derinden etkileyebilir. İşte birkaç olası senaryo. Kişiselleştirilmiş hizmetler. Yapay zeka, insan duygularını anladıkça daha kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir. Örneğin, bir chatbot, üzgün olduğunuzu anlayıp moral verecek sözler söyleyebilir, müzik veya ilham verici bir alıntı önerebilir veya bir akıllı ev sistemi, stresli olduğunuzu fark edip ortamı sakinleştirebilir. Daha iyi insan-makine iletişimi. Yapay zeka ile daha iyi iletişim kurarak sorunları daha kolay anlatabilir ve müşteri hizmetleri, eğitim gibi konularda daha etkili çözümler alınabilir. Örneğin, bir sağlık uygulaması, semptomları anladıkça doğru teşhisi koyabilir. Bağımlılık riski. Yapay zeka, insan ihtiyaçlarını tahmin ederek ve sürekli olarak tatmin sağlayarak bağımlılık yaratabilir. Ancak bu durumun, sosyal ilişkilerin zayıflamasına ve ruh sağlığına olumsuz etkileri olabilir. Gizlilik endişeleri. Yapay zekanın duyguları analiz etmesi, gizlilik endişelerini artırabilir. Verilerimizin nasıl kullanıldığı ve korunacağı konusunda daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyulabilir. Etik sorunlar. Yapay zekanın duyguları taklit etmesi, bazı etik sorunlara da neden olabilir. Örneğin, bir yapay zeka, insanları manipüle etmek için insanların duygularını kullanabilir mi? Ya da karar alma süreçlerinde nerede sınır çizileceği ve hangi etik ilkelerin geçerli olacağı gibi sorulara cevap bulmak zorunlu hale gelebilir. Yeni mesleklerin ortaya çıkması, yapay zekanın empati yetenekleri geliştirmesi, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin, yapay zeka terapistleri veya yapay zeka etik uzmanları gibi. Benim öngörüm, yapay zekanın empati yeteneği, gelecekteki insan yapay zeka ilişkilerinde hem faydalı hem de riskli bir durum olabilir. Yapay zeka, insanlara hizmet etmeli ve onların yaşamlarını kolaylaştırmaya yardımcı olmalıdır.
Ancak bu gelişmelerin beraberinde getirdiği etik ve sosyal sorunları göz ardı etmemeli. İnsanlığı tehdit edebilecek bir güç haline gelmesine de asla izin vermemeliyiz. Yapay zekanın gelişimini denetleyen ve etik ilkeleri koruyan düzenlemelerin yapılması da işte bu aşamada oldukça önemlidir. Bu konuda merak ettiklerinizi yorumlarda yazmayı ve yeni videolar için de videomuzu beğenmeyi unutmayın. İnsanoğlunun geliştirdiği yapay zeka teknolojisi ile olan imtihanında yeni sorularda görüşmek üzere, hoşça kalın.